Türk Havacılık ve Uzay Sanayi deyince hep tabii ki milli tasarım, yerli uçak, helikopter, insansız hava aracı projelerimizi anlatıyoruz. Bunlar çok güzel, çok heyecanlı ama işin bir başka boyutu var. Bunları üretebilmek, bunları uçurabilmek, işte o aşamada Fahrettin Hocam çok önemli bir göreve sahip. Biraz o işler arka planda kaldığı için hazır İDEF'te kendisini yakaladık. Benim ilk merak ettiğim soru, işte biraz değindik ona ama Milli Muharip Uçak örneğin. Orada bir ekip adeta yattı kalktı, hayatını vakfedip buralara ve çok düzgün bir şekilde ilk prototipi çıkartıldı, motor çalıştırıldı. Tabii bu işler bitmiyor. Uzun bir süreç var. Biraz TUSAŞ neler imal ediyor, ne yapıyor? Burada nasıl bir pazar var? Biraz sizden dinleyelim. Tabii çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konudan bahsettiniz. TUSAŞ'ın çok güçlü bir üretim kabiliyeti var biliyorsunuz. TUSAŞ aslında bu yönümüzü çok fazla dile getirmiyoruz ama TUSAŞ da dünyanın, ben bazen konuşmalarımda söylüyorum, dünyanın en iyi 10 imalat firmasından biri olduğunu düşünüyorum. Ve bunun daha da yükseklere çıkabileceğine inancındayım. Hem altyapı olarak, hem tezgahlarımız, hem güncelliğimiz, yeni teknolojileri takibimiz açısından önemli bir misyonumuz var. Biz yıllardır Airbus'a, Boeing'e, Sikorsky'ye, Leonardo'ya, Bombardier'e hepsine binlerce, belki milyonlarca parça ürettik. Tabii burada havadaki bütün uçaklarda parçamız var. Ve çok önemli bir kabiliyete sahibiz. Aslında çok önemli. Yani bugün Milli Muharip'ten bahsediyorsak Kaan'da, bunun arkasında da ciddi bir üretim kabiliyetimiz olmasının önemli bir yeri var. Çok iyi tasarım yapabilirsiniz. Güzel. Ama bu tasarımı hayata geçirmek de çok önemli. Her şey bilgisayar ekranında göründüğü gibi olmuyor. Bunların üretilebilirliği, nasıl üreteceğiz, bununla ilgili bir bilgi birikimimiz var mı, know-how'umuz var mı? Bunların hepsi ciddi araştırmalar gerektiriyor. Ve biz TUSAŞ olarak bunları takip ediyoruz. Örnek vermem gerekirse, Milli Muharip Uçak'ta çok büyük frame'ler ürettik. Uçağın gövdesini biliyorsunuz. Bunların hepsi titanyumdu. Ve bizim şirketimizin bu denli, bu kapasitede, bu büyüklükte bir titanyum üretme veya titanyum işleme kabiliyeti yoktu. Ve bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Ve bu üretimi, bunların talaşlı imalatını gerçekleştirdik titanyum konusunda. Ve bunların büyüklüğü, bunlardaki çarpılmalar, bunlardaki hassas toleranslar ciddi konular. Örnek, diğer bir örnek, boru. Uçaktaki boruları düşünelim. Bu konuda da çok ciddi bir yetkinliğimiz yoktu. Bunları ancak işe başladığımız zaman ürettik. Bazı boruları üretmemiz 6 ay sürdü. Yani bunlarla ilgili önce bilgi birikimi yaptık, Ar-Ge çalışması yaptık ve sonunda üretebildik. Aslında orada gördüğünüz ete kemiğe bürünmüş bir uçakta ciddi bir emek var. Arkasında her bir parçanın üretilmesiyle ilgili bir hikaye var. Ciddi bir Ar-Ge var, ciddi bir altyapı var. TUSAŞ'ın hemen hemen bütün birimleri bu çalışmalara destek verdi. Bakın örnek olarak bizim bir kompozit yeteneğimiz var. Çok büyük bir kompozit tesisimiz var. Yani dünyanın da sayılı kompozit tesislerinden birisi. Talaşlı imalat konusunda çok ciddi bir altyapımız var. Bunun yanında özel proseslerimiz var. Sac metal şekillendirme konusunda ciddi bilgi birikimine sahibiz. Ya bunları yan yana getirdiğimiz zaman montaj kabiliyetlerimiz, kaynak kabiliyetlerimiz hepsi çok detaylı çalışmalar. Yani o yeteneklerimiz olmasa bugün bir uçağı bu kadar kısa bir sürede üretmemiz mümkün değil. Yani belki dış kaynakları kullanarak bir noktaya getirebilirsiniz ama inanın bunun montajında, üretiminde, birleştirilmesinde çok ciddi manada bilgi birikimine ihtiyaç var. Sadece dış kaynak kullanarak bunu yapmanız çok zor. Belki yaparsınız ama çok uzun zaman alır ve ülke açısından da ülkemizin de altyapısını yani ekosistemini zorladık. Ya onları da titanyum işlemeye örnek vereyim. Diğer parçaları bükmeye, eğmeye, şekillendirmeye zorladık. Yani aslında onların da gelişmesine çok ciddi katkı sağladık. Ben tabii şeyi sormak istiyorum. Sizin bağlı bulunduğunuz üretimde toplam 10 bin kişiyi aştı TUSAŞ. Kaç kişi çalışıyor? Şimdi TUSAŞ'ta biz Milli Muharip Kaan'ı, Hürjet'i ve Ataki'yi gerçeklediğimiz zaman bizim bölümümüz 6300 kişiydi. Şu an itibariyle en son montajları ilgili ürün gruplarına devrettik. Şu anki sayımız 5000 civarında. 5000 tane, bunun 1000 kişisi beyaz yaka, 4000'i mavi yaka. Çok tecrübeli bir ekip. Çoğunlukla seri imalatta çalışıyorlar.
ciddi bir insan kaynağı gücümüz var. Hani düşünün ki bir tek çatı altında 5000 kişi üretim yapıyor. Yani belki her bir fabrikada 500 kişi düşünseniz kaç fabrika yapıyor? Yani ciddi manada 10 tane fabrikanız var. 10 tane çok büyük fabrika oluyor. Yani genelde fabrikaları biliyorsunuz. Yani 100 kişiden başlıyor küçük fabrikalar. 20 kişi üretim tesisinden birkaç binlik fabrikalar var ama bu büyüklükte bizim yaklaşık olarak en az 300 bin metrekare kapalı alanımız var ve tesislerimiz son derece dünyayla rekabet edebilir düzeyde. Hem bakımları açısından, gelişmesi açısından her türlü yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Yapay zeka kullanıyoruz, efendim robotlar kullanıyoruz, otomasyon kullanıyoruz. Yani ne gerektiriyorsa o proje, o teknolojileri kazanmaya çalışıyoruz. Bu da bizim güçlü yanımız. Şimdi tabii TUSAŞ'ta birçok proje artık böyle teslimata doğru geliyor. İşte yeni yeni uçuyorsunuz. Acayip böyle bir sene imalat açısından çok büyük bir beklenti var. Bir gebelik var ve çocuklar doğmaya başlayacak. Peki siz örneğin T-129, Atak 2 arkasından Gökbey geliyor, Hürjet geliyor, Kaan geliyor. Bunların seri imalatı için hazır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Tabii. Gerçekten hani dünyadaki havacılık şirketlerine baktığımız zaman Ankara'yı falan saymıyorum bile şu an. Aynı anda bu kadar çok projesi olan şirket sayısı neredeyse yok diyebiliriz. Yani aynı anda birçok yeni proje var. Biz bunu şu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Kendimizle beraber bir ekosistem geliştiriyoruz. Yani bize destek veren firmaların sayısını her yıl artırıyoruz. Şu anda 1000'e yakın firma bizimle birlikte çalışıyor ama bunlar içerisinde bir 150'nin üzerindeki firma çok büyük kapasitede firma. Bazıları Boeing veya Airbus'a doğrudan iş yapabiliyorlar. Yani bizim bir misyonumuz var. Yan sanayinin de gelişmesini sağlıyoruz. Okulusunuz yan sanayinin. Tabii. Onların bugünlere gelmesinde TUSAŞ'ın çok büyük emeği var. Zaten bizim misyonumuz da bu. Yani yan sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak. Ülkemizin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak ve yan sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak. Ve biz bunu layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum ama deseniz ki bu yeterli mi? Hayır. Niye değil? Bakın biraz önce bahsettiniz 15 bin kişi dediniz. Düşünelim Boeing'de kaç bin kişi çalışıyor? Airbus'ta kaç bin kişi çalışıyor? Leonardo'da kaç bin kişi çalışıyor? Lockheed Martin'de 140 bin kişiden bahsediyoruz. Yani biz daha emekleme aşamasındayız. Belki daha havacılık sanayinin gelişecek çok alanımız var. Belki bu sayılar neredeyse milyonları bulması gerekiyor. Bakın biz binlerdeyiz, milyona çıkmamız gerekiyor. Ülkemizin daha güçlü, daha teknolojik, dünyayı daha fazla etkileyebilecek bir yapıya dönüşmesi için firmalarımızın sayısının artması gerekiyor. İnsan kaynağımızın artması gerekiyor. Yani bugün gıptayla baktığımız o 15 binlerin belki 100 binlere çıkması gerekiyor. Gidecek yolumuz var ama güzel bir yola gidiyoruz. Uzun vadeli çalışacağız. İnsanımızı geliştireceğiz. Siz dediğiniz gibi ekosistemde şirketlerimizi de geliştireceğiz. Evet. Her birini büyüteceğiz ve bugünlerde daha fazla pay alacağız bunlardan. Çünkü bu bir ekosistem. Şunu düşünelim. Yani bakın emin olun ilkokuldan başlayıp üniversiteye bile dahil etmeniz gerekiyor. Yani insan yapımızı buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Yani bu konulara meraklı insanların sayısını artırmamız gerekiyor. Bu alana daha çok insan yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda dünyadaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi insan kaynağı sıkıntısı. Siz insan kaynağını tek başına çözemiyorsunuz. İyi okullara sahip olmanız lazım. İyi öğretim üyelerine sahip olmanız lazım. İyi imkanlara sahip olmanız lazım. Ki bunların hepsi birleşince bu istediğiniz kıvamda bir insan kaynağı ortaya çıkıyor. Yani aslında ülkenin topyekün kalkınması olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani bu gelişim ülkenin de gelişimine katkı sağlıyor. Yani bir taraf güçlü değil. Bakın mavi yakanın da güçlenmesi gerekiyor. Çok iyi meslek yüksek okullarınızın olması gerekiyor. Sadece üniversite değil tabii. Tabii. Bakın o üniversitenin altındaki meslek yüksek okullarının çok güçlü olması gerekiyor. Ve çok yetkin olması gerekiyor ki siz size destek verebilecek mavi yaka yetiştirebilirsiniz. Tabii TUSAŞ olarak birçok programımız var. Bu tür hem mühendis anlamında hem mavi yaka anlamında istenen gelişimi sağlayabilmek için çok fazla programımız var. Ama bu programları daha da artırmamız gerekiyor. Yani dünya ile kıyas yaptığımız zaman daha yapılacak çok işimiz var. Hiçbir şey bitmiş değil. Başındayız. Ben onu söylüyorum. Yani biz daha işin başındayız. Gidecek çok yolumuz var. Yapılacak çok işimiz var.
çok mücadelemiz var. Ama ülkemiz açısından da bu her bir mücadele ülkemize katma değer olarak geri dönecek. Niye bir savunma havacılık sektörümüz otomotivi geçmesin, turizmi geçmesin? Hedefler yüksek. Umarım en kısa zamanda buralara ulaşırız ama dediğiniz gibi çok çalışmak gerekiyor. İki noktayı üzerine durmak istiyorum. Bir, geçmeli. Yani buradaki cirolarımız çok yüksek rakamlara çıkmalı. Bu kesinlikle tartışmasız bir konu ama ikincisi de buradaki teknolojinin seviyesi diğer sektörlere göre daha üst bir teknoloji. Yani bunu ülkemizin geleceği açısından korumamız da önemli. Geliştirmemiz de önemli. Yani ilk başta cirolar düşük kalsa bile bu teknolojilere yatırım yapmamız ülkemizin geleceği açısından çok mühim. Burada fedakarlık yapmak zorundayız. Yani para harcamak zorundayız. İnsan yetiştirmek zorundayız. Çünkü bu geleceğimizi şekillendiriyoruz. Yani İngilizce diyoruz ya. Shape your future falan diyoruz. Onun gibi bir durum yani. Geleceğimizi şekillendiriyoruz. Ve gelecek nesillerimiz için de imkanlar daha fazla, çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin hani başka şansı yok yani. Türkiye'nin en büyük şansı genç nüfusu ve insan kaynağı. Biz bunu iyi değerlendirebilirsek yani teknoloji odaklı, teknoloji merkezi çalışmalar yaparsak daha çok ülkemize gelir sağlayacağız. Yani şimdi orta seviye bir teknolojide biliyorsunuz belli rakamları geçemedik. Ama yüksek teknolojide bunu kat kat geçme imkanına sahibiz. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İDEF sırasında bize zaman ayırdınız ve olayın farklı bir boyutuna tasarlamak kadar ne kadar iyi üretmek, istenilen miktara ulaşmak bunları söylediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.